Pen Tool ile çizdiğimiz şekiller pet yolları ve pet noktalarından oluşur. Bu pet yolları ve pet noktalarını daha sonra düzenleyebileceğimiz iki araç var Photoshop'ta. Bunlardan biri Pet Selection Tool, diğeri de Direct Selection Tool. Çizdiğimiz petleri seçerek bunları taşımamızı veya Command T gibi transform işlemleri yapabilmemizi sağlar. Örneğin Pet Selection Tool aracıyla peti seçtikten sonra Klavye'den Ctrl T'ye basarak döndürebilir veya Shift'e basarak küçültebilir. Çeşitli seçeneklerle örneğin aynı etkisiyle döndürebilirsiniz. Katmanları seçerek aynı zamanda Pet Selection Tool ile nesneleri yani şekilleri de seçebilme imkanımız var. Bunun dışında Direct Selection Tool aracıyla her bir pet noktasını ve pet yolunu Seçerek müdahalede bulunabiliriz. Daha önce çizim yaparken bozuk bir bölüm varsa bu bölümü rahatlıkla direct selection tool aracıyla düzenlemek mümkün. Gördüğünüz gibi pet noktalarını, pet yollarını aynı zamanda pet'lerin kollarını da düzenleyebiliriz bu araçla. Böylelikle problemli olan bölgeleri tekrar düzenleyerek düzgün bir hale getirebiliriz. Bunların dışında Pen Tool altında Convert Point Tool adında bir başka araç daha var. Adından da anlaşılacağı gibi bu araçla daha önceden koymuş olduğumuz pet noktalarını sanki yeniden çiziyormuş gibi konvertleyerek yani düzenleyerek tekrardan oluşturmamız mümkün. Yani tekrardan tıklayıp bu bölümü istediğimiz gibi şekillendirebiliriz. Düzenlemeyi yaptıktan sonra tekrar Direct Selection Tool aracıyla seçip yerini de düzenleyip buradaki kollardan ince detayları da oluşturabiliriz. Çünkü çizim sırasında biz her alt tuşuna bastığımızda buradaki pet noktalarının kollarından biri iptal oluyor. Ancak bu kolla tekrar ihtiyacınız olduğunda Convert Point Tool aracıyla tekrar tıklayıp her iki kolunda görüntülenmesini sağlayarak Çizgiye daha detaylı bir biçimde müdahale etmeniz mümkün. Ardından yine Direct Selection Tool aracını alarak pet noktasının yerini ve kolların tam olarak detaylarını düzenlemek mümkün. Gördüğünüz gibi bu üç farklı araç Convert Point Tool, Path Selection ve Direct Selection Tool'la çizmiş olduğumuz şekilleri yani şekillerin pet noktalarını ve petlerini Öncelikle katmanlardan seçerek ardından bu araçlarla tekrar düzenlemek mümkün. Örneğin buradaki kırık çizgiyi ben tekrardan direct selection tool aracıyla düzenleyebilirim. Bu şekilde yapmış olduğum hataları düzenlemek oldukça kolaylaşıyor. Yani çizimi yaparken ince detaylara çok fazla takılmadan hızlı bir biçimde çizimi bitirdikten sonra Direct Selection Tool aracıyla pet noktalarını tekrar düzenleyebiliriz. Veya Convert Point Tool ile daha detaylı bir düzenlemeler yapabilmek mümkün. Yani Pen Tool çalışırken Convert Point Tool ve diğer Direct Selection ve Pet Selection Tool araçlarını da kullanarak istediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz.